Bu leyleklerin her biri Dicle Vadisi'nin nimetlerinden faydalanmak için yaklaşık 6000 kilometre yol kat etti. Tabii kolay değil bu. Nil Nehri'den Dicle Nehri'ne uzanan bu uzun yolculuk tam 4 hafta sürdü. Bir de siz de fark etmişsinizdir, yuva o kadar büyük ki altına serçeler, bazen kargalar. Burada Türkiye'de bulunan leylek kolonilerinden önemli olan bir koloniyi yakından izleyebiliyoruz. Bismil leylekleri Türkiye'deki önemli leylek kolonilerinden birini bünyesinde barındırıyor. Önemli özelliği burada yuva başına düşen yavru sayısının diğer bölgelere göre daha fazla olması. 5 yavrulu, 4 yavrulu, 3 yavrulu yuvalar görebiliriz. Bu Türkiye ortalamasının üzerinde değerlerdir. Özelliği de Dicle Nehri'ne yakın yuva yerlerinin olması. Yuva yerleri nehre yakın olduğu için anne ve baba leylekler rahatlıkla yavrularını besleyebiliyorlar. Hepsini yaşatabiliyorlar. Bu özelliği ayrı bir şey olarak, değer olarak bize gösteriyor. Leyleklerimiz her sene Şubat'ın sonunda, Mart'ın başında bu alanda yerlerini almaya başlıyorlar. Leyleklerin özelliği şudur. Leylek yuvaları bazen 20 sene, 30 sene hatta 40 yıl kullanılan leylek yuvaları var. Her leylek kendi yuvasına gelir ve bunu tekrarlar. Eylül'den itibaren bunlar Nil Vadisi'ne, Afrika'ya göç ediyorlar. Kışı orada geçirdikten sonra Mart'tan itibaren yine Diyarbakır'a, eski yuvalarına dönüyorlar. Burada yuva yapım faaliyeti, kuluçka hareketleri ve şu anda Mayıs ayında olduğumuz için de yavrularını çıkardılar, beslemeye başladılar. Şu anda yoğun bir popülasyon alanında bulunuyoruz. Düzenli olarak sıralanan yüksek gerilim hatlarının her birinde bir leylek yuvası var. Leylekler özellikle yüksekleri tercih ediyorlar ki buradan daha rahat yuvaya konma ve yuvadan ayrılma gerçekleşiyor. 200 metre arayla elektrik direkleri, yüksek gerilim hatları üzerinde leylek yuvalarımız var. Bu yoğunluk diğer bölgelerdeki yoğunluklardan çok fazla. Düzenli olması itibariyle diğer yerlerden ayırt ediliyor ve halkın da buna ilgisi çok fazla. Bölgemizde ve ülkemizde de öyledir. Leylekler kutsal kabul edilir. Güneye göç ettikleri için de Hacı Leylek olarak adlandırıldığı yerler de vardır. Tabii şu anda bulunduğumuz yerde biz bir düz hatta karayoluna paralel yuvaları takip ediyoruz ama bölgede yüzlerce leylek yuvası var. Özellikle araştırmamıza esas olan Bismil karayolundaki leyleklerden leylek yuvalarından biz 48 tanesini düzenli olarak izliyoruz. 48 tane yuvamız var. Bunların birkaçı dışında hepsi aktif, kuluçkaları bitti. Şu anda yavru yetiştiriyorlar. Yavruları da rahatlıkla besleyebildikleri için yavrular yiyecekten yana sıkıntı çekmiyor. Bu sene yağışlar çok iyi gitti. Çevreyi görebilirseniz eğer, burada yağışların iyi gitmesine bağlı olarak vejetasyon, bitki örtüsü iyi gelişti. Bitki örtüsü iyi gelişince diğer hayvanlar iyi beslenebildiği için bunlarda da artış var. Dolayısıyla tabiattaki o düzen leyleklere kadar sirayet ediyor. Leylekler bu biyolojik çeşitlilikte avlarını rahatlıkla buluyorlar. Yavrularını rahatlıkla besleyebiliyorlar. Ve çok sayıda yavru da yeniden popülasyona katılabiliyor. Leylekler besin ağının bir parçası. Bazen besin zinciri de denilebilir. Besin zincirinin ya da besin ağının bir parçası. Burada çeşitli türlerin sayısını kontrol altına alıyor. Mesela toprak solucanları, mesela çeşitli böcekler, kurbağalar, yılanlar,
ona benzer akrep ve diğer türleri rahatlıkla avlayabildikleri için bunların sayısının aşırı artışının önüne geçiyor. Dolayısıyla tabiattaki dengenin korunmasına katkıda bulunduğu için çiftçilere önemli bir değerdir bu. Türler birbirleriyle beslenerek sistemde bir denge oluşturuyorlar. Leylek de bunun bir parçası. Biz ilaç kullanmadan, kimyasalları kullanmadan tabiattaki istenmeyen aşırı böcek gibi ya da diğer varlıkların artışını leylekler aracılığıyla kontrol altına almış oluyoruz.